geçiş süreci, yol haritası ve ortak politikalar metninin ardından sıra ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde. Adayın Saadet Partisi ev sahipliğindeki 12. toplantıda netleşmesi bekleniyor. Altılı Masa'nın belki de en kritik tarihi toplantılarından biri olan 12. toplantı öncesi İyi Parti cephesinden yeni bir çıkış geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor musunuz sorusuna yanıt verdi. Hayır, kesinlikle onu söylemiyoruz. İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz. Özlale, Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz demedi. Ama kazanacak kişi vurgusuyla, üstelik CHP'li iki ismi vererek bir kez daha İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu adaylığına karşı olduğunu üstü kapalı ifade etmiş oldu. Özlale'nin sonraki sözleri de siyasette tansiyonu yükseltti. Masaya geldiğimiz zaman herkes tercihlerini ortaya koymak zorunda. Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa biz de onay makamı değiliz. Özlale, Ankara'yı karıştıran bu sözlerinin ardından Tele1'de gazeteciler masasına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Özlale, sözlerim çarpıtıldı dedi. Bizim orada daha çok karşı çıktığımız, eleştirdiğimiz nokta Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenmesindeki yaklaşım. Kemal Bey'in adaylığına karşı değiliz. Adaylığın belirlenme sürecinde izlenen yaklaşıma karşıyız. Aslında daha önce ortak karar alınmıştı. Liderler ve altılı masanın kurmayları dışında kimse bir açıklama yapmayacaktı. Hatta her kafadan çıkan farklı seslerin altılı masaya zarar verdiğini düşünen Akşener ve Kılıçdaroğlu, 27 Aralık'ta Ahlatlı Bel'de bir araya gelmiş ve bir görüşme gerçekleştirmişti.